Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Dün 4 tane video çektim hatta 5 tane belki de bilemiyorum. Ee, evet 9 saat, 9 saat, 19 saat. 7 yıl benim için iyidir. Bu şekilde evet 1 2 3 4 5 tane video çekmişiz. Şimdi burada dedik ya arkadaşlar hisse ne zaman alınır soru Ersanız. gelmişti burada biraz sinirlendim Evet 17 tane dislike gelmiş elinize sağlık Ben de dislike atayım ha, şimdi gelelim bu açıklamaya arkadaşlar burada bakın şunu gösteriyorum açıklamalar var bakın görüyorsunuz şuna bastığınız zaman açıklama geliyor Açıklama burası. Burada diyorum ki insanlar bir sürü takipçimiz oldu sağ olsunlar var olsunlar. Bana şu hisseyi araştır bu hisseyi araştır. Bakın dünden beri zaten bildiğim bir hisse deva. Aylar önce de videosunu çekmişim. Ama buna rağmen çok sert eleştiriler geliyor diye ayrıntılı inceliyorum. Bu beşinci video olacak. Her şeyin nereye, nasıl baktığımı tek tek gösteriyorum. Diyorum ki bunu örnek alarak siz de kendi analizi kendiniz yapın. Herkes hisse soruyor. Ya ben araştırma departmanı değilim ki. Ben kendi kendine balık tutmasını öğrenmek isteyenler için bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Yani aracı kurumdan işlem yapıyorsunuz. Fayda görüyor. Söyleyin size danışmanlık yapsınlar. Hangi aracı kurumla, hangi bankayla çalışıyorsanız e, oradan danışmanlık almanız gerekir. Ben danışman değilim. Buna rağmen diyorum ki bak bana sorarsanız yanılabilirsiniz, hata edebilirsiniz Youtube'da, WhatsApp'tan, Telegram'dan e, hisse sorularak yatırım yapılmaz. Bunun bana bir faydası var mı? Yok. Sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Bana diyor ki sen trip yapıyorsun. Neyse bir sürü şey demişler. Onları geçiyorum. Kısaca o videoların altındaki açıklamaları okuyanlar ne demek istediğimi anlarlar. Evet. Burada yapacağımız analiz asla yatırım tavsiyesi değildir. Bakın arkadaşlar ben mesela devayı analiz ettim diye devayı almak zorunda değilsin. Diyelim ki devayı beğendin almak istiyorsun. 100 lot alırsın, takibi alırsın ya da 500 lot, 1000 lot paranın %3'ü, 5'li ile neyse. Ne zaman ki deva, deva tep olduğu zaman, herkes batacak bitecek dediği zaman ya da sen değer olarak ne biçiyorsun? 3 ram mı biçiyorsun? Bekle 3 liradan git al. Şimdi ben sana buradan git hisse al dedim mi? Ben diyorum ki benim öz kaynaklar artış oranına göre bu ise 3, 3 yılda bu karları devam ettirirse S var orada. S şart koşul cümlesi demek. Yani koşullar yerine gelirse e, bu hissenin öz kaynakları 3 kat artacağı için bu hisse de 3 kat artabilir. Faaliyet raporunu okuyorum. Çok büyük işler yapmışlar. Devletten teşvik almışlar. 2 e, tane dağıtım e, yeri yapmışlar. Bundan dolayı işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Daha da iyi karlar geleceğini düşünüyorum. Onun için de 3 yılda 50 oluyorsa 6 yılda 100 de olur. Buyurun iddiayı arttırıyorum. Şimdi bu sen buradan gidip alacaksın anlamına mı gelir? Yani ben kimseye gidin hisse al diyorum. Yok ben şu an diyorum 6 yılda 100 lira olabilir. Suç mu bunu demek? Bunu bana demek kim yasaklıyor ya? Ben tahminimi söylüyorum. Kendi kendimle konuşuyorum, paylaşıyorum yani. Yatırım danışmanı değilim diyorum. Bakın zarar edebilirsiniz diyorum. E, zarar edebilirsek niye yazıyorsun diyor. Neyse arkadaşlar ya. Genel sinirleniyorum, genel sinirleniyorum. Neyse. Arkadaşlar e, düzgün takipçilerimi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bakın halkyatırım.com.tr e, eğik çizgi eğik çizgi ondan sonra skor kart derseniz direkt buraya gelirsiniz. Tamam mı? Şuraya. Bak bu yan tarafı büyüttüğüm zaman hisse senedi skor kart diyorlar. Bu halk halk yatırım kantatif. Kantitatif ya da neyse işte. E, ne demek? Değer yani rakamlara göre hisseyi incelemek demek. Devayı incelemeye devam ediyorum. Diyorum ki bir hissenin hakkında ahkam kesmeden önce ben hani bu size gösterdiklerim önemli şeyler. 4-5 tane değişik açıdan incelediğimi size de gösteriyorum. Ee, ayrıca kend, yani kültür birikim şu matristeki gibi beyinden yani bilgisayardan beyine fiş takarak oluyordu ya. Öyle bir şey olsaydı aktardım size beynimi hepsini 2 dakikada e, kopyala yapıştırla beyninize aktardım. Ama öyle bir şey olmadığı için tek tek anlatıyorum. Hala da e, gelip çok sert eleştiri yapanlar var. Arkadaşlar devam edin. Bakalım ödül mü verecekler size? Yani bir insanı kızdırınca, bir insana iftira atınca, bir insana emeğine karşılık teşekkür edip Allah razı olsun deneceğine, bir insanın buna pişman ettiriyorsanız ne haliniz varsa görün yani. Bakalım şeker mi verecekler, ödül mü verecekler. Bildiğinizi yapın. Ben video çekmeye devam ediyorum. Ee, sevgili takipçilerim için. O eleştiri yapanlar için çekmiyorum yani. Şimdi bakın halka açıklık oranı yüzde 18. Bu çok iyi bir şey. Halka açıklık oranı düşük oldu mu e, firma daha iyi. Benim yorumum bu. Bunu da 5 saat izah edecek değilim. bu Ben böyle düşünüyorum. Yıllık değişim bak bir yılda yüzde 222 gitmiş. Yüzde 200 prim yapmış. O yüzden niçin prim yaptığını bilmeyenler almasın zarar edebilirler. Ben prim eden hisseleri seviyorum. Suç mu bunu demek? Ben 3 kat 5 kat giden hisseleri kendime göre gerekçe buluyorsam seviyorum. Öyle yalan haberle e, ya da gerçek olabilir dedikoduyla. Ben bilançoya bakıyorum, faaliyet raporuna bakıyorum. Ona göre inceliyorum. Ona göre 5 katta gitse inceliyorum. Net kar marjı %25 neredeyse. 24.86 %25. Öz sermaye karlılığı. Bak sermayesine göre. Bak bir firmaya değer biçmek için. Ya sizin düşünün yani bir kere. Sermayeniz ne kadarsa onun %38'i kadar kar ediyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? %38. Yani %40. Bu ne demek? İki birçok yılda sermayenizi ikiye katlayacaksınız demek. Şimdi bu iki birçok yılda sermayesi ikiye katlanıyorsa hisse de ikiye katlanması gerekmiyor mu? On yılda dörde katlanması gerekmiyor mu? Bu değil mi yani? Hesap yani matematik mi bilmiyor insanlar, ticaret mi bilmiyor ben anlamıyorum ki. Bu rakamı ben buraya yazmadım. Bu halk yatırım burada duruyor. Ben de ne anlama geldiğini söylüyorum. Diyorum ki bak öz sermaye karlılığı %38 ise yaklaşık iki buçuk yılda sermayesi ne olur? ikiye katlanır. Fiyatın da ikiye katlanması lazım. Ben böyle bakıyorum. Bu kitaplarda yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Işi katlar mı katlamaz mı? FK'sı 7. Normal bu fiyata göre. FK 7 olunca pahalı mı ucuz mu bana göre normal. 10 FK'ya kadar, 20 FK'ya kadar, 30 FK'ya, 40, 500'e kadar yolu var. Eğer üstüne dolar, altın yakacaksa yedik, yatırım holdingi inceledim. FK'sı 40'tı. Şu an 1'e düştü. Çünkü çünkü üstüne altın dolar yağdı. 30 milyon sermayesi var. 370 milyon net kar açıkladı. Ödenmiş sermayesinin 12 katı kadar kar açıklayan bir firma FK isterse 500 olsun, trak 1'e gelir. Bu kadar basit. FK benim için sadece o anki durum yani ben olaylara FK'nın 50 çeşidi var. Yani 50 şekilde bakabilirsin. FK ne anlama geliyor? Açarsınız. FK, benim 9 tane video yan yana getirmişim. İncelersin. Şimdi bir kere e, Deva endeks yüzden daha iyi getirmiş. Hem de uçmuş. Bu kadar basit. Piyasa değeri bakın diyorum ki bak bir hisse değer biçerken bu. Piyasada şu anki 14 15 neyse şu anki fiyatı ne? 14 40. 14 40'a göre bunu ne ne yaparsın? Ee, bu 200 milyon ödenmiş sermayesi var. Ona çarpıyorsun. Şu öz kaynağı veriyor. Şu öz kaynağı veriyor. 2 milyar 880 milyon. Bunun Defter değeri demek, yani sahip olduğu öz kaynakların toplamı demek. Benkul değerler olabilir, stokları olabilir, alacakları olabilir, nakit parası olabilir. Onun hepsinin toplamı 1 milyar 192 milyona çıkmış şu anlık. Aradaki fark ne? 2, 2.88'den çıkarırsan 1.600 daha fazla. Diyorum ki ettiği bu karlara göre bunu kapatır ucuz hale gelir hisse. Gelir mi gelmez mi yaşayıp göreceğiz. Yani gelip bu hisse 5 kat gitmiş 10 kat gitmiş ben almayacağım. Al diyen olmadı ki. Bakın PD ne demek? PD piyasa değeri bölü defter değeri 2.41. Yani 1 liralık hisseye 2.40 veriyorsunuz. Bunu ne yapacaksınız? 14.40'ı 14 2.40'a bölün. Asıl eder o. O da aşağı yukarı 6, 6 lira mı ediyor? 7 lira mı ediyor? Neyse. Ederi 6 lira. Bölelim. 14.40'ı. Ee, 2.40'a. Asıl ederi o. Siz ondan yukarı almayın. Favuk. 6.5. Hissenin, hisse başına kar bakın. Bunu ben çıkarmadım ha. Kendileri burada hazır bulunuyor. Hisse başına kar. 1.90. Yani bu hisse yıllık hisse başına 1.90 kar ediyor. Böyle devam ederse işte bu de şey FK bu 7.51 7.5 yılda kendini amorti ediyor. Siz bir ev aldığınızda 7.5 yılda ya da bir dükkan aldığınızda kiraya verdiğinizde o koyduğunuz parayı çıkarıyorsanız o evi alır mısınız? O e, dükkanı alır mısınız? Yatırım yapar mısınız? Soru bu. Size göre öyle bir evi e diyelim ki şöyle basit bir şekilde söyleyeyim. Bir dükkanı 2 milyon TL'ye aldınız. Fakat 2 milyon TL'yi 7,5-8 yılda çıkarıyorsunuz. Size göre o dükkan pahalı mı ucuz mu? Budur olay. Bakın bir dükkanı 2 milyona alıyorsunuz. 250 milyona kiraya veriyorsunuz. 7-8 yılda kendini amorti ediyor. 2 milyon aldığınız dükkan yılda 250 milyon kira getirisi sağlıyorsa size ilk yıldan itibaren, 8 yılda koyduğunuz bütün anayı paraya çıkarıyorsanız, o dükkan pahalı mı ucuz mu? Anlatabildim mi FK ne demek? FK bu demek. Hisseye değer böyle biçilir. PD ne demek? Dükkan aslında 600-700 milyonmuş ama adam diyor ki benim 250 milyon kira getirim var ben 700 milyona satmıyorum. Yersen 2 milyon yemezsen alma diyor. E sen de yemiyorsan almayacağım. Bek, bekleyeceksin 700'e düşecek. Ya da çok beklersin. 8 yılda 200 daha katacağı için adam o niye satayım ki der. 4 milyon der 8 yıl sonra. O senin bileceğin iş. Bu değerlerin anlamı bu. Şimdi bunun satışlarına bakacaksınız. Bakın satışlar yıllıklandırılmış da. Bakın 2016 6. ayda 4 yıllığı gösteriyor. Niye öyle olduğunu diğerlerinde e, tam 4 yıl oluyordu. 650 milyonmuş yıllıklandırılmış da. Şimdi 1,5 milyara çıkmış. 1,540. Yani %250 64 yılda. E ne demek? Satışları 4 yılda 2,5 kat artmış. Evet net borcu 514 milyon. Toplam borçları var da onun karşında alacağı da var. İşte buraya diyorum. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Öz kaynakları. Öz kaynakları ne demek? Sahip olduğu her şey demek. Sahip olduğu her şey 2016'da 500 milyonken 494 milyon yuvarlıyorum hep. Ne oldu şimdi? 1.200'e çıktı. Yani %140 arttı. Şimdi bunu gören yatırımcılar şişiriyor. 19'a götürür, 50'ye götürür, 100'e götürür. Onların bileceği. Ben niye götürür demem ki. Beni ilgilendirmiyor o kısım. Sen oradan gidip alma. Git 3 liradan, 5 liradan al. Bekle, gelirse alırsın. Şimdi ben burayla ilgileniyorum. Diyorum ki bu öz kaynakları en son kara göre hani 161 gelmiş de hatta 162 gelmişse diyorum. Bakın basit bir hesaplama yapıyorum. Yılda 650 milyon ediyor. 5 yılda 3 milyar eder. 3 milyar bunun üstüne koyduğunuz zaman, 3 milyar 250 ediyor. Eder mi size ee, 4 milyar, 4,5 buçuk milyar ediyoruz kaynaklar Anlatabiliyor muyum? Ona göre aşağı yukarı 4 kat desek, çünkü artarak gelebilir. 5 e yılda 4 kat artması lazım hissenin en kötü ihtimalle. 5 yılda 4 kat artarsa 60 lira olur. Öz kaynaklarına göre bakın. E piyasa bu karı gördüğü için 75 lira olur. Çünkü bir de kendisi var ya 3 kat artıyor. 4, 650 5 yılda 3, milyar 250 dört buçuk milyar ediyor. Dört beş milyar, beş kat, on beşi beşle çarp, yetmiş beş TL, beş yılda. Yüz TL de olur. Atması bedava değil mi? Atıyorum. Kimseye inanın diyorum, bak atıyorum diyorum. Bu benim yorumum. Sana inanmak zorunda değilsin. Bu ise almak zorunda da değilsin. Ben bu üst kaynakları bu karlara göre 5 yılda 5 milyara çıkarsa hissede 75'e çıkar dedim piyasada biraz abartırsa yüze çıkar diyorum. Şimdi bunun dedim diye suç mu bu? İnanma. Brütkar o çok güzel. Brütkar bakın yüzde ellinin üstünde ortalama %50. elli. Brütkar çok önemli benim için. Net kar marjı bakın ortalama yüzde yüzde otuz %33 arasında değişiyor. İlaç fiyatları bak şu son dönem mükemmel yüzde %33. Yani bir milyarlık satarsa 330 milyon kar edecek demektir. Bunun anlamı bu. 2 milyarlık satarsa 600 60 milyon kar edecek. 670 milyon kar edecek yuvarlarsak. Brüt karın yükselmesi bu. Eskiden kaçmış? 11'miş. Bu ne anlama geliyor? Bu şu demek. Artık kaliteli ürünler satıyor, pahalıya satıyor. Katma değeri yüksek ürünler diyorlar buna ekonomide. Katma değeri yüksek ürünler. Fazla %9 kar etmek yerine %33 kar ediyorsa demek ki ilaçları yüksek fiyata satıyor ama birileri de almak zorunda kalıyor. Anlatabildim mi? Evet. Bak net borçlarının Göstermeye oranı borçları birileri borçlarla kafayı bozuyor. Yüzde Bak ne demek? Yüzde kırklardan, kırk beşlerden düşmüş. Borçları azalmış. Net borçları azalmış yani. Bu da iyi bir şey. Bütün bunlara ne diyoruz? Rakamlara göre hisseyi yorumlamak diyoruz. kantitatif. <laughs> Bu fiyat 2023. ayda 9.28'miş. Bak bu kapanış fiyatlarını veriyor 3. aya göre. Şimdi buna göre en yüksek FK neyi görmüş? Bakın 13 FK, felka, 14 FK'lara kadar gitmiş. 14 FK'ya giderse 1900 kere ediyor diye hisse başına. Hatırlıyor musunuz şurada? Geleceksiniz. Şu 1900'ü 14 ile çarpacaksınız. Anlatabiliyor muyum? 2 olsa 28 lira olur. Bu 1 yıllık hedefi olur. Niye? 1 yıl içinde daha önceleri 14 fk'ya kadar işlem görmüş. Yine girebilir mi? Görebilir. P'de nereye kadar şişmiş en fazla? 1.75'miş. Şu an 2.5. En yüksek dönem şu an. Niye? Çünkü şu an ilaç var diye ilaca ilgi var diye, ilaç çok kar edecek diye insanlar bu hisseye saldırdılar. Şimdi ben o videolarımda 5 tane deva videosu çektim. Ne de dedim? Yavaş yavaş gidiyorsa sağlıklıdır. Satmaya gerek yok. Ama hızlı gidiyorsa düşüşü de şelale olabilir. Oldu. 19'dan 13'e geldi. Şimdi bütün bunları uyarmama rağmen sen şuna hizmet ediyorsun, sen buna hizmet ediyorsun. Yazıklar olsun ya. Neyse arkadaşlar. Bize bu rakamlar gösteriyor ki bu firma öz kaynakları sürekli artıyor. Karları artıyor. Satışları artıyor. Anlamayan varsa bunları ben çıkarmadım. Bakın. Satışlar artıyor. iki buçuk kat artmış. Kar marjı artıyor. Bu kar marjını, brüt karı, net kar marjını, fayük, faik yıllıklandırılmış net kar marjı. Benim anladığım bunlar. Bunlar artıyorsa ise iyidir diyorum. 50 tane eleştiri yapıyorlar. Yapın yapın daha çok yapın. Buna da gelin yapın. Gel deyin ki halk yatırım. Niye böyle demişsin? Niye e, %33 net kar marjı var? Öyle şey olamaz. Bir firma %33.42 kar edemez deyin. Ediyor ama. Ediyor. Çok uzun oldu ya. Kantati, kantitatif. Kantitatif. Kanti, ha, kantitatif. Bir de dilim dönse. Kantitatif. Halk yatırım. Kantitatif yazın. Tamam mı? Google'a. Bunu indirirsiniz. Kantitatif. Buradan tarihi değiştirerek. Ben değiştirme ihtiyacım ben hiç Benim için son 4 yıl önemli. ama sizin için göstereyim. Yani her videoyu izleyemeyenler var. Değişti mi? Değiş, değişmedi mi? Bilmiyorum. Evet, değişti bakın. 2016'dan aşağıya doğru gitmeye başladı. Evet, o zamanlar 2012'de ne kadarmış? 390 milyonmuş satışları yıllıklandırılmıştı. 112 milyon. Ya? 390'dan 1600'e 4 kat 60 artmış, artmış 8 yılda. Durum bu. İstediğiniz zaman rakamları değiştirirsiniz. Yani tarihi. Bakın FK daha önce 48'e kadar da çıkmış. Yani isterlerse ise 2 liradır diye ucuz anlamına gelmiyor. Karı yazmadığı zaman FK otomatikman uçuyor işte. Gelin burada FK'nın çok da büyük bir gösterge olmadığını anlayın. Önemli olan firmayı tanımak. Kar edeceğini bilmek. Evet çok uzadı ya Ye yeter ya. Teşekkürler sağ olun var olun.